Projenin teknik ya da doğal felaketlerine ya da çılgınlıklarına ilişkin bir şey söylemem mümkün değil, uzmanlık alanım değil ama biraz önce de söylenen, hani bu projeye ilişkin bugün bir referandum yapılsa büyük olasılıkla kabul görecek olan bir proje denmesiyle ilgili işin iletişim açısından birkaç şeyini söylemek istiyorum. Otobüste de izlerken video ile ilgili, tanıtım videosu ile ilgili profesyonel olamayacak kadar amatör göründüğü üzerine konuşuldu. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Official yani resmi bir video olmayabilir ama son derece bilinçli ve doğru hedeflenmiş bir iletişim taktiği olduğunu düşünüyorum. Bu bir bizim reklam ya da iletişim dilinde teaser dediğimiz şeydir. İşi önce bir parça tadımlık olarak gösterirler. Bu aynı zamanda projeye olan tepkilerin de toplanması anlamına gelir. İki işe yarayabilir. Birincisi burada bir rıza inşası yapılabilir. İkincisi de projeye olan tepkiler bu video ile beraber soğurulabilir. Orada soğurulduktan sonra gerçek bir ikinci projeyle ya da gerçek rakamlar üzerinden konuşulurken heyecanını ve ilmesini yitirmiş bir karşılıklı karşılaşmanız mümkün olabilir. Videoyu parçalarına bölüp baktığım zaman da benim burada gördüğüm en önemli şey şu. En başındaki Osmanlı geçmişine olan vurgudan en sondaki dünyadaki biricikliğine kadar giden bir şey var. Ve popüler kültürde ortalamada bir rıza üretmek için gerçekten iyi kurgulanmış bir videodan bahsediyoruz. Çünkü biraz önce söylediğiniz x milyon metrekare kadar inşaat alanı benim hafsalamda bir karşılık bulmuyor. Ortalama seyircinin de hafsalasında karşılık bulmayacak. Verilen tüm objektif veri gibi görünen rakamlar aslında yaratılan subjektif atmosferi desteklemek için varlar. Yani x milyon metrekarelik inşaat alanı, x milyon metrekare yeşil alan dendiği andan itibaren seyircide oluşacak şey büyüklük algısı. Çok büyük. Ama o kadar büyük ve kavranamaz ki neye tekabül ettiğini o kadar bilemiyoruz ki sadece bunun çok ihtişamlı olduğu kalıyor akılda geriye. Bu çok iyi bir taktik bunu satmak için. Bu kadar muhteşem, bu arada muhteşem en çok kullanılan kelime, yani estetik, muhteşem, muhteşemlik en çok kullanılan kelimeler. Bunlar subjektif kavramlar ve bu subjektif kavramlarla bu projenin bir atmosferi yaratılıyor ve o zihinlere veriliyor. Bu atmosferi sorgulamaya kalktığımız zaman ise elimizde veri yok. Objektif hiçbir şey söylemiyor video. Bizim karşılaştığımız zorluk da bu iletişim tekniğinin günümüzün trendine çok uygun olması. Günümüz trendinde çok fazla veriyle, çok fazla okumayla, çok fazla eleştirel düşünce ya da hani neden sonuç ilişkisi bağlamında eleştirerek bakmaktan ziyade kitle iletişiminde atmosfere kapılma eğilimi var. Bu atmosfere kapılırken de belki de bizim yapabileceğimiz şey bütün bu büyüklük ve devasalık algılarını ya da söylemlerini anlaşılabilir hale getirmek, o anlaşılabilir hali üzerinden buradan yeni bir söylem üretmek olabilir. Tabii yine hem iletişimle hem konumlanmayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kanal İstanbul projesinin bir vaadi var. Şimdi iki tür iletişim var. Biri parmak iletişimi dediğimiz, şu olur ha dediğimiz iletişim. İkincisi de vaat iletişimi. Yani bir vaadi var Kanal İstanbul'un. Burada şeyi konuştuk, çok konuştuk. İşte bir ekonomik rasyoneli var, bir sosyolojik rasyoneli var ve bir sembolik rasyoneli var. Ama bunlar bu projenin rasyonelleri. Ekolojik irrasyonelliği üzerinden çok rahat konuşabiliyoruz. Çünkü karşı tarafta projeyle ilgili bunun karşısında bir söylem yok. Burada çok rahatız. Fakat aynı zamanda bizim bir vaat de veriyor olmamız gerekiyor. Yani Kanal İstanbul olmazsa yine ekonomik rasyoneli olan, yine sosyolojik rasyoneli olan, yine sembolik rasyonelleri olan alternatifler olabilir mi? Yani bir yandan o parmak iletişimini yaparken bir yandan da bir vaat iletişimi yapmamız gerekir diye düşünüyorum.